Evet, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün bayram temizliğinin ikinci gündeyim. Diyeceksiniz ki Sümeyye bu ne dağınıklık? Ben de diyorum ki Sümeyye bu ne dağınıklık? Neden burası böyle? Şimdi kızlara yatak aldım Trendyol'dan ve bayağı güzel beğendim. Kaliteli yataklar geldi. Evet, bugün yorgun ve bitkin bir Sümeyye var. Enerjim böyle yarı yarıya falan. Bu dağınıklığın sebebi dediğim gibi bayram temizliği yapıyorum. Çocukların ranzası geldi. Onun kurulumu oldu. Şimdi onu sileceğim. Çocuk odasını temizleyeceğim. Bunlar da çocuk odasındaki eşyalar tabii biliyorsunuz ki. Yatakları, minderleri, bilmem neleri. Ve asılacak gerçekten o kadar saçma sapan eşyalar var ki onlar da meydana çıktı. Çoğunu attım. Ve hala da atılması gereken şeyler var. Neyse, şimdi içeri geçeceğim. Ranzayı hemen şöyle güzel bir temizleyip silip yataklarını yerleştireceğim. Çok ağır aslında. Nasıl kaldıracağım onu düşünüyorum şu anda. Bayağı ağırlar yani. Artık bir ya Allah diyeceğiz. Onları bir kaldırıp yerleştireceğiz artık. Ben önce bir şunu toplayayım da. Dışarı çöp atayım. Evet, çöpleri atıp geldim. Şimdi size ranzayı göstereceğim. Ölçüsünü falan ben verdim. İstediğim yatak ölçülerine göre yapıldı. Modelini de beğendim. İnternetten seçtim. Evet, göstereyim. Evet, ranzamız bu. Üçlü ranza. Böyle merdivenli, dolaplı. İçi gayet geniş, kocaman. Yatak ölçüleri 100'e 200. Verdiğim ölçülere göre yapıldı. Ben MDF dedim, tamamı en iyisi, en sağlam, hani düzgün bir şekilde, ki yapan abiye çok güveniyorum. Gayet güzel ve kaliteli yapıyor. Uzun yıllar kullanabilir mobilya yapıyor. Kendisi 25 bin liraya yaptırdık. Ben çok beğendim. Hoşuma gitti. Zaten istediğim gibi oldu. Böyle. İlk denemeyi yaptık. Böyle yatağa koyduk. Baktık sığdı mı sığmadı mı diye. Tam oldu. Yalnız tek sıkıntımız bu. Baza burada. Bazayı satmam lazım. Koydum Letgo'ya falan ama hani herhangi bir alıcısı falan çıkmadı yani. Aslında tertemiz, hiçbir şey yok. Silinebilir kumaştan. Yani bilmiyorum. Eğer sizden almak isteyen varsa 3,5'a vereceğim yani. Satıyorum. Yani bu da buradan kalkarsa, dolabı bu şekilde çevirdim. Böyle. Arkadan kapı açılıyorsa da, kapıyı da aslında ben duvar ördürmek istiyorum. Yani yazın onu da yaptırabilirim. Dediğim gibi bazayı satacağım. Baza buradan kalktığı zaman burada güzel bir alan olacak. Şuraya hemen böyle bir çalışma masası düşünüyorum çocuklar için. Neyse. Hemen bu dolabı falan bir sileyim, yüzünü. Yerleri de sileyim. Halı zaten şu anda koyamayacağım. Yatakları yerleştireceğim. Önce dolabı sileyim, yatakları yerleştireyim. Sonra yerleri süpüreceğim. Çünkü tekrardan pislenecek yani. Şeyler sarılı olduğu için yataklar. Evet. Başlıyoruz. Kimsin dağlar aranır? Hani dağların ardında? Kimi sevdaya dayanır? En olmadık anında. Şimdi nemli bir bez ile efendim siliyoruz. Allah, çok yüksekmiş. Ay, kırmam inşallah. Çocuklara mı sildirseydim acaba? He? Taşır mı beni? Çok korktum şu anda ya. Of. Niye böyle oldu? Şöyle hemen silip buradan çıkmak istiyorum bir an önce. Aşağıda bulmak istemiyorum kendimi. Thank you.
hızlı hızlı siliyorum. Hatta kitap bile yerleştirdim içine. Ah. Evet, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip yatakları getireceğim. Getirebilirsem tabii. Kesiyoruz, biçiyoruz. Poşetini ve yerleştiriyoruz. Şeye sarmışlar. Bunu son şey poşetini yukarıda açacağım. Çünkü açtım. Şaka mısın? Açılma. Neden böyle bir şey oldun şimdi sen? Biliyordun böyle bir şey olacağını. Allah'ım. Beni bildiği gibi yaz. Kim yardım edecek şimdi bunu? Kim koyacak oraya?
almadık. Kasım yok. Aa, ama deli gücü var. Aa, bakın. Kaç kilo bir yatak. Tuna tavusla yarışırım. Eldim. Eldim. Öldüm elim acaba. Allah'tan bir yere alta girecek. Yoksa ben öldüm gerçekten. Ben gene şu çöpleri dışarı atayım. Kendimi sakinleştireyim. Hemen geliyorum. Şimdi aslında yeni nevresim takımı aldım fakat onları daha gelmediler onları. Onlar daha gelmediler. Lastikli aldım çarşafımı daha. Aa, ben ne yapıyorum? Alez değil sereceğim ya. Alez aldım. Bunu da keserim şimdi ben. Biliyorsunuz ki bu konuda çok yetenekliyim. Hem yastıklar için aldım. Altını vardı. Bana uygun geldi. Hem de 3 tane çocuklara aldım. Şimdi bunlar yastık. Şeyler almışım. Ben böyle burada uyurum. Hava alacağım. Sen niye olmadın? Ruh hastası. Şimdi Züleyha uyuyor. Biraz sessiz konuşmam lazım. Üst yatağı da yerleştirdim. Çarşaflarını falan serdim.
kızların kombini vardı, onu getirdim buraya. Bunun üzerine boyayacağım ama bakalım ne zaman. Yerleri süpürdüm, sildim. Buraya Barbie'lerimizi, bebeklerimizi yerleştirdik bu şekilde. Tabii ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Bir kar küresi falan filan koyacaktım. Neyse, böyle istediler. Bu şekilde kendileri yerleştirdi. Şimdi ben son olarak dolabı sileceğim. Bayağı yoruldum. Dolabı sildikten sonra akşam yemeği hazırlayacağım. Hiç dinlenmeye vaktim yok. Artık deterjan kokusundan boğazım ağrımaya başladı. Neyse. Burayı da temizleyeyim. İftardan sonra perdeleri falan halledeceğim. Yatak odasının ve mutfağın perdelerini yıkayacağım. Bakalım. Öncelikle şurayı bir halledeyim de diğer işleri de yaparım inşallah. Dolabı ben detaylı bir şekilde silmiştim çünkü odayı boyarken bayağı bir boy olmuştu. O yüzden böyle kendimi çok fazla yormadan şöyle bir kabasını almak istiyorum. Tavanı boyarken yerler de boy oldu. O yüzden dolaplar, eşyalar, her şey sildim. Ama yine de tabii üstünden geçirmek istiyor. Bak mesela orada görmemişim. Şu an aslında benim tek sıkıntım şu baza. Şu bazayı sattım mı çok rahatlayacağım. Hani bu alana çıkacak. Bir de şu şifon yer, kombin her neyse. Eğer ki banyo olsaydı, banyo bu kadar küçük, küçücük şey bile olmuyor. Banyo olsaydı havluluk olarak kullanacaktım. Olmadı. Ben de geri getirdim buraya. Mecbur. Aa, yanlış yaptım. Thank you.